Herkese merhaba. Warband serimizin 124. bölümüyle sizlerleyiz. Başkentimizi taşımak istiyoruz ama bir türlü kadife bulamadık. Neden başkentimizi taşımak istiyoruz? Çünkü Halmar şehrini Bayezid'e bırakmak istiyoruz. Şu anda başkentimiz Halmar olduğu için Bayezid'e bırakamadık burayı. Bayezid'le Marnit'le aramızda bir dünya sıkıntı çıkıyor yoldaşlarımızın arasında. Aynı zamanda Divrim şehrinde Lady'miz için de bir başlık parası ödemiştik. Şu anda babasından haber bekliyoruz düğün için. Ben şöyle bir şehirleri dolaşacağım. Şu anda neredeyiz? Durkuba şehrine doğru bir yola çıkacağım. Şu Jelkala şehrine doğru şehirleri dolaşa dolaşa gideceğim. O kadifeyi bulana kadar devam edeceğim. Lord Gerlush da burada takılıyormuş. Dedim ya, kadifeyi görünce dayanamadım, tıkladım. Şu İpek Ustası'nın bir envanterine bakalım. Yok burada. Beklet dersek bekletir ama ne kadar bekleteceğini de bilmiyorum bu konuda. Şöyle pazar yerine bakalım. Durumlar ne pazar yerlerinde? Satacağımız itemler vardı. Askerlerimizi giydiriyorduk. Bir onlara da göz atayım. Yani şu takviye edilgeli deri ve çizmeyi bunlara satalım. Kılıç eksiğimiz var askerlerimizde. Çok fazla kılıç eksiğimiz var hem de. Şöyle çift hem çifteli hem tek elli kullanılan kılıçlardan bakmak istiyorum. İki tane de 23 dirençli kalkan bulduk. Onları da alayım. Kalkan ihtiyaçlarını en azından karşılayalım. Şu zırhları da alabiliriz ya. Bir tane daha alalım bakalım şu zırhı. Bunu da veririz bir tane yoldaşımıza. İki tane de eldiven alalım. Bunlar şu anda yoldaşlarımıza yeter gibi geliyor bana. Erzak tüccarına bakayım. Burada da kadife yok. Güzel. Harika. Bir sonraki şehrimize bakalım. Şerit şehrine doğru bir ilerleyeceğim hızlıca. Burada da pazar yerine bakıyorum. Güçlü gelme 5 diyor. Bunu adamlarıma veremem. Ama şunu alayım. Bu oku verebiliriz. Birkaç tane böyle düşük seviye yay bulsak iyi olur ya. En altlara doğru bakıyorum. Eğilmiş kısa yaylar falan var ama seviye 1 çok kötü. Neyse 3 tane alayım bari bunlardan ya. Bunu zaten kullanamıyorlar. Şunu vereyim. Şunu da alayım. Bir tane daha ok alabiliriz buradan. Şöyle dandiklerinden bir tane daha alalım. Yok başka da yokmuş zaten. At tüccarına hiç bakmıyoruz. Erzak tüccarına geldim. Burada da kadifemiz yok. Ama şunları alabilirim. Bununla. Buradan da ayrılabiliriz. Jelkala şehrine doğru bir gidiyorum. Burada muhtemelen bulacağız kadifeyi. Bu şehirlerde Rodokların eski Rodok topraklarında daha çok oluyor kadife. Ondan dolayı buralarda fiyatları düşük. Diyor ki bizim Lady bizi arzuluyormuş. Çoksa zaman da geçse bizi özlemiş. Şu Jelkala şehrine bir gidelim. Oradan da Lady'mize uğrayalım. Lady ile arayı iyi tutmak istiyorum. Sonra bunda bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Pazar yerinde erzak tüccarına baktık. Evet, kadife burada var. Yani o kadar zaman boşuna aradım. Kadifeyi de aldık buradan. Şehrimizi de taşıyabiliriz artık. Bayezid'i hasretini çektiği topraklara gönderebiliriz. Şu Sadak Kergüt oku var yine büyüklerden. Onu da alayım. Ekmeğe karşılık şuraya koyalım. Şu anda okların biraz daha iyi oldu. Artı 3, artı 3, artı 3 çok iyi. Bunları bizim askerlere dayayacağız. Yoldaşlarımıza dayayacağız bunları. Sonra yine bu yoldaşlarımızın eksiğine bakarız. Tamam buradaki işimizi de bitirdik. Direkt Dirim şehrinde Lady'mizin yanına gidiyorum. Babasından da haber bekliyoruz. Hala haber gelmedi onun babasından da. Şöyle biraz hızlandırayım süreyi. Mira boş yapıyor. Daha sonra anlat diyelim bakalım. Yengen bekliyor şu anda. Bu zamanda boş yapma. Hemen yengenin yanına gidelim. Bunduk geldi. Bunduk da mı boş yapıyor? Bundukla Mira tam birbirlerine göreymiş ya. Aynı yerde aynı konuda boş yapıyorlar. Dirim şehrine devam ediyoruz yolculuğumuza. Talimde bir tecrübe elde edildi. Nedime'yi direkt ziyarete gittik. Gidiyoruz ama ilişkimiz de gelişmiyor. Neden olduğunu anlamadım onu. Lady Gurdon.
Görevi tamamladık ama ilişkimiz gelişmedi. Kalede var mı babası? Babası da burada galiba. Bir görelim babasını. Kundar burada, evet. Gurdun bizden önce ışınlanmış buraya da. Şöyle bir Kundar'la konuşalım. Sorun değil, bekleyeceğiz diyoruz. İstediğimiz zaman da geri alabiliyormuşuz çeyizimizi. Bu da güzel. Bize bir görev mi verdi bu? Görevlerde göremiyoruz. İzninizle şimdi gideriz diyoruz. Çünkü daha bir süresi gelmedi. Herhalde o görevi sayıyor. Buradan da çıkabiliriz. Buradaki işimizi de bitirdik. Doğru Cüravşehir'ine gidiyorum. Cürava mı taşısam ya? Yani şu anda Cürav daha güzel geldi gözüme ama. Reyvadin'e taşıyabiliyor muyduk? Reyvadin'i kimseye vermiş miydik? Verdik diye hatırlıyorum ama Reyvadin'de. Neyse, Cürav'a taşıyalım ya. Biraz daha Nordlara yakın çünkü. Bizimkiler burada devreye geçsin. Cürav'a da geldik. Şimdi başkentim buraya taşı diyeceğim. Sarayım buraya taşı diyorum. Evet, her şeyimiz hazır zaten. Direkt buraya da taşındık. Güzel oldu. Acaba orada kaleye bıraktığım şeyler, sandıklar buraya geldi mi? Sandıktaki kitaplar buraya geldi mi? Onu da merak ettim. Hemen hızlıca bakayım ben. Sandıkları, kitaplarımız Halmar'da kaldı ya. Onları geri alabiliyor muyum? Lord Bracha var burada. Şunlar yeni yemin mi yemin etmek istiyor? Eksi 44'müş. Hiç almayacağım bunları artık yanıma ya. Bracha ile ilişkin kaçmış. Onda da eksi 48. Bunu da direkt gönderdik. Jeremus Reis bize yeter. Ya sandık muhabbeti kötü oldu. O kitaplar daha nereden bulacağım? Tekrar bir Halmar'a gideyim bari ben ya. Şehirden ayrılalım. Önden bir Bayasur'u gönderelim Halmar'a. Bayasur'la hemen konuşuyorum. Sana bir sorum olacak. Toprak sahibi olmak ister misin? Seni Halmar şehrinin lordu yapalım dedik. Herkesle ilişkimiz kötüleşti. Bu arkadaşı da gönderdik. Şu anda kaç kişilik? 6 kişilik bir ekibimiz var. Francis'i gönderdiğim zaman Catherine ile Nizar'ı da alacağız gruba. 7 kişi olacağız. Artemenler, Borça, Bunduk, Marnit, Ymir'a. Aynı zamanda Jeremus da bakanımız olarak Cürav şehrinde kalacak. Şu Halmar şehrine doğru bir yola çıkayım. Kitaplarımı bulmak istiyorum orada. Eğer kitaplarım oradaysa da hemen bizim envanterlere katalım onu. Cürav şehrine taşıyalım. Hatta birkaç tanesini de okuyabiliriz. Yalnız buradan akın akın gidiyorlar şu anda orada. Cürav şehrinde devriye gezmeye. Güzel. Almar şehrine geldik. Bayezid de muhtemelen şu anda burada. Grubumuzda bir kişilik yer kalmış. Namımız düşüyor uzun zamandır savaşlara katılmadığımız için. Kaleye girelim. Evet. Lord Bayezid burada. Son Lady'sini de almış yanına. Buna da hayırlı işler dileyelim. Üst kata hemen bakalım. Yok artık sandığı da açamıyoruz ya. Kitaplar gitti. Kitap tüccarlarında da çıkmıyordu kitaplar. Acaba tekrar gelir mi oraya? Bayestur hayırlı olsun sana da yeni yerin. Ne diyeceksin filan posta koyuyor bize Bayestur. Lord oldu ya. Hadi bakalım. Hala bir bakayım kitap tüccarı varsa muhtemelen buna geri gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ulan burada da kutuya düştük ya. Başka kimse var mı çevrede? Bir tane de amcamızı gördük. Şurada bir tane de okçu var galiba. Direkt headshot'ı attık abimize. Bir hana girecektik. Hemen pusuyu koydular. Var mı burada bir kitap tüccarı? Şu gezgin galiba şu arkadaş. Köle tüccarı, kervan muhafızı. Yok. Tamam, sorun değil. Şu bunduktur, marnittir, yimradır, onları bir daha bir giydireyim. Ekipmanlarını görelim. Şuna yay verecektik, bir seviye verelim hemen, bir tane eğilmiş kısaya. Onu da alamadık. Kılıç almayı unuttuk, bunlar da kötü oldu. Bunu bile giyemiyor, takamıyor. Yok yani güçlü gelmesi adamın. Ona bir seviye güçlü gelme verelim. Şu zırhını buna teslim edelim. 55'lik kaskı var, güzel. Elçek de vermişiz buna. O da güzel. Bunun eksik bir şey kalmamış o zaman. Bunun silah ve oku eksik. O aklımızda bir bulunsun. Silah ve ok konusunda bu arkadaş sıkıntılı. Bir tane silah, bir tane oka silaha ihtiyacımız var. Oku zaten duruyor.
Manite bakayım hemen hızlıca. Yeteneklerine bakıyor sürekli. Ekipmanına bakıyorum hemen hızlıca. Bir tane el çek verelim buna. Atı var. Kaskı, kalkanı var. 25 dirençlik gayet güzel. Silahı da idare eder. Lata tozlu, işte zırhı. Her şey mevcut bu arkadaşın. Bir tek oku eksik. Okunu da hemen verelim şuradan. Bu da bunu takamıyor. Bu oklar boşuna aldık yani bu okları yanımıza. Şu hiçbir şey olmayan Yimre'ye bir bakayım. Bu şekilde dolaşma. Direkt seni kıtır kıtır keserler. Sana bir tane ok verebiliyor muyuz? Ok da veremiyoruz. Ya bu da çakıyla dolaşıyor. Hiç sevmediğim şeyler. Senin gücün mücün hiçbir şeye yetmiyor. İyi eldiven taktın bari. Bari bir tane de kask verelim sana. Kalkan verelim. Şu kalkan satılık. Elbisesi satılık. Bir tane de at verdik. Miğferi de takamadı. Bunun seviyesi 10 olduğu zaman miğferi takacağız. Bunda bayağı bir eksik var ya. Bunda da silah lazım. Kask lazım. Kaskı var. Affedersiniz. Ayakkabı lazım. Tamam. Bu olayı da hallettik. Şöyle bir pazar yerinden satalım. Satmamız gerekenleri. Bunların ikisi artık fazlalık. Envanterimiz boşaldı. Ekmekleri falan dolduracağım. Tahılları dolduracağım. Silah tüccarına tekrar bakıyorum. Tek elli, çift elli. Bakın dengeli bir tane silah var. Bunu silah eksik olan arkadaşlarımızdan birine vereceğiz. Başka silah var mı kılıç? Tek elli 27D falan diyor. Hiç bunu almayalım ya. Zırh tüccarında ayakkabı bakalım. El çekleri tamam bizimkilerin. Şu ayakkabıyı direkt alalım. Çok fazla dikkatimiz dağılmadan buradan da ayrılabiliriz. Biz ne yapalım şu anda? Köylerimizi geliştirmeye devam edelim. Bir haber bekleyelim bakalım ne olacak. Hatta talim alanına gidelim bir ya. Şu yakınlarda talim alanı var bir tane. Bakayım hızlı bir şekilde gelişecek mi bu Yimre falan. Onu da merak ediyorum. Sana şu ayakkabıyı verelim. Diğer arkadaşa da kılıç verelim. Manite. Aa, Manite güzel bir kılıç vermişiz. Kimin kılıcı yoktu o zaman? Bundun kılıcı yoktu galiba. Bunda da bir kılıç verelim. Evet de. Neyle dolaşıyormuş bu arkadaş? Tepe delenle dolaşıyormuş. Öyle şeylere hiç gerek yok. Tamam. Bir gidelim bakalım şu yoldaşlarımız hızlı bir şekilde gelişecek mi ya? Şu anda çünkü şey sıkıntımız var bizim. Savaş yok şu anda. Savaş olmayınca bunlara bir şekilde seviye aldırmam lazım. Karşıma 4 tane rakip alayım. Kimleri alalım karşımıza? Rodok keskin nişancılarını alabiliriz. Gayet kolay olur. 4'ünü de Rodok keskin nişancılarından seçelim. Şunları bir doğrayalım. Aa, sopayla çıkarttıkımız. Bu sopayı gördüğüm zaman hep hapishane olayı geliyor. Hapishaneden adam kaçırmaya çalıştığım zamanki çaresizliğim aklıma geliyor. Güzel anılar değil bunlar. Gönderli silahlarla mı gelişiyor acaba bu? Şu anda... Evet, gönderli silahlar 118 oldu. Kim ne kadar seviye aldı şimdi? 9 tecrübe, 24 tecrübe falan diyor. Ve bir daha deneyelim dövüş talimi. 4 kişi diyelim. Bu sefer Yimra'yı, Maniti, Bundu ve bir tane de Vigor muhafızını alalım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Vigor muhafızı daha iyidir. Yimra arkadan donlu atletle geliyor. Hadi bakalım. Savaşa mı geliyorsun, denize mi geliyorsun bacım? Tek vuruşta o da gitti. Vigor muhafızı da gitti. Şu da Bunduk mu? Yani Manit. Manit de götürdük. Seviye aldılar mı? Abi 4 tecrübe, 5 tecrübe falan kazanıyorlar. İyi değil. Uzak mesafeli şeye girelim mi bakalım. Mesafeli silah olayına. E bunda nasıl tecrübe alacak bizim askerler? Bizim askerlerle bir atış yapmıyoruz. Tek başımıza yapıyoruz. Hepsini temizledik. Ne verdi bize? 36 tane keskin nişancılara tecrübe verdi. Güzel. Burayla keskin nişancılara eğitiyoruz.
Burada istediğimiz her birimi eğitebiliyoruz. At üstüyle de herhalde süvarileri eğitebiliyoruz. Süvarilerin falan eğitilmeye ihtiyacı yok. Talim alanında böyle bir olay. Bunu da halletmiş olduk. Biz o zaman kalelerimizi, şehirlerimizi geliştirmeye devam edelim. Buradakiler zaten bize ait değil, onları geliştiremiyoruz. Sarnetleri, en son Sarnetleri geliştirmiştim. Sarnet arsalarını geliştirmiştim galiba. Şurada artık Jemiçe köyü, Jemiçe kalesi, Rodoklardan aldığımız yerleri de biraz geliştirelim. Gönüllü toplayacak mıyız? Bir dakika, asker durumuna da bakayım. Bir kişilik bir eksiğimiz varmış. Onu da Vigor'lardan toplarız. Veyahut da buradan da toplayabiliriz. Çok da sorun değil. Aynen, buradan alalım o kişiyle. Jemiçe Kalesi'ne bakayım. Burada ne durumdaymış burası? Kaleyi düzenledik. Makul Kulesi inşa ettik. Buraya da burayla da bir işimiz kalmadı. Almera Kalesi'ne bakalım. Buraya da bir Mahkum Kulesi inşa edelim. Hızlı şu köyleri, kaleleri geliştirelim. Bir daha asker toplamak istediğim zaman çok büyük bir zorluk yaşamayalım en azından. Aslında ilk başta dağın güneyini temizleseydim daha iyi kontrolü giderdik. Gölcü Kulesi değil de değirmen inşa edelim. Bunun refah seviyesi de yükselsin. Topladığımız vergiler de yükselir bu vasıtayla. Şu kaleyle devam edeceğim. Egelon Kalesi. Aa, şurada köyü atladık. Serinde köyüne de bir geliştirme yapalım. Burada da değirmen inşa ettik. Egelon Kalesi'ni de geliştirelim. Köyler daha önemli kalelerden. Çünkü bütün askerlerimizi buradan topluyoruz. Erzak ihtiyacımız da var mı? Var, ama burada bize göre erzak yok. Velice şehri, Emel köyü bakalım şöyle bir sırayla. Velice şehrini kimseye vermiş miydik? Manit ile Yimra seviye atladı. Manit'in hemen seviyesini vereyim. Gücünü 12 yaptık. Gayet iyi. Talimci yeteneğini çok geliştirmedik bunların, ama zekasına vermediğim için talimci yeteneğini de çok geliştiremeyeceğim doğal olarak. Biz bunun güçlü darbesini bir puan daha arttıralım. Daha ölümcül vuruşlar yapabilsin. Ymir'a ne durumda? Ymir'a'nın da gücünü arttırdık. Artık o zırhını da takabilir. Demir vücudunu da bir seviye arttıralım. Tekeli silahlara vermeye devam edelim. Kalanına da okçaya verebiliriz. Bir de güçlü germeyi bir puan verebilirim ikisinde de. Bak, onları aklımdan çıktı tamamen. Rodok askerinde arbaletçi yaptık. Ymir'a ya da şu artık şeyini takalım. Kaskını takalım. Bunların ikisi satılık artık. Oklarını da güçlü gelmelerine bir puan verdiğim zaman oklarını da kuşandıracağım bunlara. Tamamdır. Belice şehrine doğru ilerliyorum. Burada gelişecek bir şey var mıymış? Mahkum Kulesi varmış. Onu da geliştirdik. Buranın pazarına da bakalım. Yemeye başladık ya. Bize kadar girmiş. Kılıcımızı da kınımızdan çektiğimiz gibi onu da doğramamız bir oldu. Bu da tamam. Belice şehrine tekrar girdim. Pazar yerine girdim. Silah tüccarına hemen şunları satıyorum. Çorabı morabı atalım. Kılıç ihtiyacımız var yine bir tane. Çok iyi kılıçlar değil. Bunu idareten alabilirim şimdilik ya. Bunu Yimra'ya vereyim. Başka zırh tüccarından eksiğimiz kalmadı artık. Buralar güzel. Ama erzak tüccarından üzümdür, peynirdir, sosistir alabiliriz. İhtiyacı var askerlerimizin. Her şey güzel şu anda. Tamam. Buradaki geliştirmemizi de yaptık. Emel köyünün geliştirmesini yapalım. Buraya da bir değirmen inşa edelim. Buradan da Çayırza köyüne gidelim.
Burada Fedler köyüne de gideceğim. Buradan en merkezi köyü olan Fedner. Rodon güney sınırındaki köylerini de hemen ziyaret edeyim. Bir de değirmen varmış burada. Lordlarımızla ilişkilerimiz devam ediyor iyileşmeye de. Hala -99'larda Suadi ile Nord'la barış yaptı. Burada da haydut varmış. Bu haydutlardan kurtaralım bu köyde. Suadi ile Nord barış yaptığına göre artık sanki biz onlara saldırmaya hazırlanabiliriz. Gerçi şu anda da bizimkiler ne kadar asker topladı, ne yaptı onu da bilmiyorum ama verdiğimiz yoldaşlarımız, derebeyi yaptığımız yoldaşlarımız ne durumda onu da bilmiyorum ama bu seferberlik düzenleyebiliriz Suna'ya. Frentis'e de Suna'yı vermek adına. Suna'ya alır Frentis'e veririz. Ondan sonra Tatooine ile Nizar'ı da katarız ordumuza. Biraz daha iyi olur. Suadi'yi de bu arada zaten bitirmiş olur. Son iki kalesi kalır. Eğer Suna'yı da alırsak. Gerçi duruma bakmam lazım. Bunlar Nordlardan hiçbir yer aldım. Onun hakkında da bir bilgim yok ama. Onların daha çok ihtiyacı var dedik. İlişkimiz 7 oldu. Buraya da bir değirmen inşa ettik. Şöyle bir haritanın durumuna bakalım. Bir yorumlayalım ne yapacağımızı. Evet, aldığıyla kalmış. Sadece bir tane kale aldı. Ribelet Kalesi'ni aldı. Jirbe Kalesi filan. Yine Nordlarda. Suadi ile Nordların savaşı bize çok bir şey kazandırmadı. Sadece Nordlar bir nebze zayıfladı. Muhtemelen ikisinin de asker sayıları biraz minimalize olmuştur. Daha kolay bir sefer düzenleyebiliriz. Şu anda en zayıf kalesi de Ribelet Kalesi'dir muhtemelen Suadiyalıların. Ama benim ilk hedefim hemen Suno şehri olacak. Suadiyalıları bitiren bir darbe vurmak istiyorum. Herhalde şu anda Nordlarla barışımı bozamıyorum. Bakalım taraflara. Nordlara bakalım. Ateşkes halinde iki tarafta da bizim de 8 günü varmış. Suadiyalılarla durumumuz ne? Suadiyaların bizimle artık önemli bir sorun yok diyor. Savaş başlatan tarafta olmak istemiyorum ama bunları nasıl tahrik edebilirim? Öyle bir görev verebiliyor muyuz lordlarımıza, derebeylerimize? Ona da bakmak istiyorum. Eğer tahrik edebiliyorsak bunları tahrik edelim, savaşa çekelim. Savaşı başlatan tarafta onlar olsun. Böylece biz de bir ihtilaf falan kaybetmemiş oluruz. İhtilaf puanımız çok zor düşüyor. 13'lere düşmüş şu anda. 100'lerden 13'lere kadar düştü. Çok iyi. Şeyden de biraz çekiniyorum. Yani ihtilaf puanımız arttığı zaman lordlar çok hızlı bir şekilde yer değiştirebilir. Biraz onun sıkıntısı var bende. İkincisi de bizim Lady'yi ikna etmek için çok uğraştık Gudrun'u. İhtilafım yükselirse acaba oralardan bir sıkıntı çıkar mı? Onu da düşünüyorum. Neyse, bunlara da artık bir sonraki bölüm bakarız. Köylerin bir kısmını geliştirdik. İlişkimizi belli bir seviyeye getirdik. Derebeylerimizin çoğunu artık şey sahibi yaptık. Mülk sahibi yaptık. En azından soyluların çoğunu. Bir tane soylu olup da mülk sahibi olmayan yoldaşımız var. O da Frentis. O da Suno şehrine talip. Bir de bunların artık şeylerine bakabiliyor muyuz? Mesela kimleri verdik en son? En son Baestur'u verdim galiba. Lord Baestur. Şimdi o lordlar sırasında Baestur'u direkt hemen bulalım. Evet. Mesela bunun 375 namı varmış. İyi, bunlar da nam kazanıyor. Yani normal lordlarımız neyse bunlar da o. Bu da gayet güzel. Ben sadece bunları çağırabiliyor muyum peki? Yani Baestur'u, işte Rolf'ü. Hepsinin namı aynı 375 ya. Bunun standardı herhalde var. Bu artıyor mu azalıyor mu onları artık bilmiyorum çok ama. Ve o kadar derebeyi verdik. Gerisini bulamıyorum. Metilt vardı mesela. Metilt'i burada göremiyorum. O da Lady Metilt diye geçiyor. Çünkü Lord diye ararsak bulamayız. Lady Metilt diye şöyle bir bakayım. Evet. Lady Metilt de burada. Verçek şehrinin derebeyi. Onunkini de 375. Bunlar artık standart olduğuna inandım. Tamam, güzel. Her şey şu anda uygun. Şimdi Metilt'i mesela buraya atadım. Onunla evlenebiliyor muyum? Onu da merak ettim. Bir Verçek şehrinden ona da bakabilirim. Gerçi şu anda nişanlıyım. Belki evlenme ekranı çıkmaz onda ama en azından bir en büyük hayranınızın falan seçenekleri falan vardır. Onlara da bir bakılabilir.
İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bölümde burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.